vakit kaybetmeden patates Nazi'ye başlamak istiyorum. O da nedir Gülşah diye soranlar için tüm püf noktalarını ve nedenini açıklayacağım. Malzemeleri gelsin o zaman. Programın başında da söyledim. Bu aralar aram patlıcanla biraz açık diye. Niye? Hem tam mevsimi değil hem de olması gerekenden çok pahalı. Ben her Ramazan programında yaklaşık 10 senedir ilk tarifim ya Hünkar Beğendi olur ya da Ali Nazik. İkisinin de bazı patlıcan. Yazdan derin dondurucuya hazırladıklarım da bitti. O sebeple bugün patlıcana inat olsun diye patates nazik yapacağım. Böyle bir tarif literatürde yok. Tamamen sizler için hazırladım. Evde test edildi ve evin büyük gurmesi Feyzoş tarafından tam not aldı. Peki bu patates naziğin içinde neler var? Haşlanmış patatesimiz var. İrili ufaklı fark etmez. Kırmızı soğanımız var bol miktarda. Sarımsak kullanacağım. Az miktarda kaşar peyniri, kıvam vermek için süt ve buradan da bir yemek kaşığı kadar tereyağı alacağım. Geliyoruz işin en önemli noktasına. Kıyma kullanacağız bugün ve bana sosyal medyadan o kadar çok mesaj geldi ki kıymayı nereden alıyorsun, ne kıyması kullanıyorsun diye. Ben mümkün olduğunca kıymamı kendim hazırlıyorum. Çünkü hazır paket kıymalara kesinlikle güvenmiyorum. Burada kocaman bir parantez açıyorum size. İçine birçok malzeme, madde karıştırılabiliyor. Ya güvendiğiniz bir kasaptan varsa şayet alabilirsiniz. Ya da benim gibi kendi kıymanızı hazırlayabilirsiniz. Ali Nazik biliyorsunuz bir kebap çeşidi. Biz de patates nazikten aynısını yapacağız. Peki et kısmında ne kullanacağız? Ben size göstermek istiyorum. Buzlukta birazcık kuşbaşım vardı. Şöyle ellerim tertemiz. Kuzu kuşbaşı aldım. Bunu istediğiniz oranda arttırıp azaltabilirsiniz. Biraz da parça halde dana etim vardı. Onları da çıkardım. Bugün size kıyma makinesi aracılığıyla nefis bir harç göstereceğim. Bu tarifi mutlaka not edin. Çünkü bundan ilerleyen günlerde sucuk yapacağız. İçli köfte yapacağız. Ama en çok hangisini isterseniz haftaya onu yapacağım. Hadi yazın bana Instagram için gulshahsen.com.tr'de. Hashtag'imiz kıymamızı kendimiz hazırlıyoruz. Peki haftaya ne yapalım? İçli köfte mi istersiniz yoksa ev yapımı sucuk yanına da bazlama mı? Sizin yorumlarınıza göre her zaman bu program şekil alıyor. Haftaya da aynı şekilde olacak. Yine Ramazan ayı boyunca bir tek et değil tabii ki tavuk da hazırlayacağız. Nefis tavuk kıyması nasıl yapılır? Baharatları nelerdir? Bu kıymadan köfte nasıl hazırlanır? Hepsi Ramazan ayı boyunca mutfakta Gülşah vardı olacak. Peki bu yemeğin ilk malzemesine nasıl başlıyoruz? Hemen wok tavamı çıkardım. Ocağın altını açıyorum. Biliyorsunuz wok tavalar geç ısınıyor, geç soğuyor. Bunu artık defalarca söyledim. Herkes biliyordur. Şuradan patateslerimi de göstermek istiyorum. Benim dolabımda iki tane başka bir tarif için hazırlanmış küp küp patatesler vardı. İki tane de ben haşladım, ilave ettim. Hep ne diyoruz? Yemeğin en güzeli evde yenir, sizin elinizden yenir. Ben de olabildiğince ekonomik, herkesin uygulayabileceği tarifleri sizlerle buluşturmayı çok seviyorum. Ve yine Instagram için gulshahsen.com.tr'den evde lezzetli kıyma nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla adım adım göstereceğim. Tavam ısındı. İçine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. İlk olarak soğanlarımı hafif öldüreceğim. Hemen alalım. Daha önceki bölümlerde söylemiştim neden kırmızı soğan tercih ettiğimi. Bana daha tatlı ve daha güzel geliyor. Tamamıyla kendi tercihim. Seçimi size bırakıyorum. Şöyle soğanların içine de bunu kıymada da kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımıza ilave ediyorum. Bu böyle hafif kremamsı bir dokunuş veriyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi 2 çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Bütün malzemeyi şöyle bir düşünün tuz ilave ederken. Soğanlarım hafif yumuşasın. O arada da yine ete doğru şöyle yaklaştım. Neden? Serviste yoğurt kullanacağım ve maydanoz kullanacağım.
serviste olduğu için şimdi bunları arkaya alalım. Güllacın narının yanında dursun. Kıymalı harcım için aslında bir nevi sucuk gibi baharat karışımı hazırlayacağım. Bol miktarda sarımsağa ihtiyacım var. Yeni bahar, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber. Arzu edenler bunları hazırlasın, tarifi beraber yapalım. Nasıl arzu ediyorsanız. Soğanlarım hala biraz diri. Tam ölmemişken. Şurada iki diş de bunlar için sarımsağım var. Onları ezeceğim. Sarımsaklarımı ilave ettikten sonra şöyle bir tur karıştırdım. Sıra geldi patateslere. Dolapta kalanlarla yenilerini birleştirdim. İrili ufaklı içine ilave ediyorum. Yavaşça karıştırıyorum. Burada önemli olan patateslerin istenilen ısıya içleri dahil ulaşması. Patatesler ısınırken soğanlar için tuz ekledim, 2 çay kaşığı. Şimdi patatesler için de bir 2 çay kaşığı ilave edelim. Şöyle buradan yine karabiber ekleyeceğim. Kırmızı toz bibersiz olur mu? Kesinlikle hayır. Biraz da hatta bolca olabilir. Kırmızı toz biberimizi de ekledim. Bir nevi bir patates kavurması yapıyorum şu ana kadar. Sonra süt ve kaşar peyniriyle buluştuğu anda beğendi gibi olacak. Patates püresi gibi mi diye düşünebilirsiniz. Bir tık böyle üstü oluyor. Onu da bana kırmızı soğan ve sarımsak sağlıyor. Soğanlarım istediğim kıvamda, patateslerim de aynı şekilde ısındı. Peki nasıl devam edeceğiz beğendiği için? Eğer bu çelik bir tava olsaydı içine blender koyabilirdim. Ama tavamı çizmek, zarar vermek istemediğim için mutfak robotunu alıyorum. Seçimi size bırakıyorum. Robotu dikkatli bir şekilde açıyoruz. Bıçağını da oturtalım. Sıcak olan patateslerimi rondo robot içine aktarıyorum. Tuz miktarını kontrol ettik zaten. Gayet iyi. Ben ölçüyü size tam verdim. Çok eklemeyin Ramazan'da. Sonradan ilave edebilirsiniz. Rahat karışması için tam doldurmadan şöyle biraz peynir ekliyorum. Biraz akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Çok katı olmayacak. Yine aynı şekilde bir çay bardağı sütümün bir kısmını buraya ekledim. Şimdi devam ediyorum. Kalan peyniri en üste ilave ediyorum. Sütün kalanını da kapaktan ekleyeceğim ki kıvamı görmek istiyorum. Güzelce kapağı da kapattım. Belli aralıklarla düğmeye basıyorum. Bu arada etim dolaptan çıktığı için özellikle bekletiyorum ki o da sıcaklığına gelsin. Patates nazin, altı hazır. Hemen robotumuzdan kurtulabiliriz. Ben Ramazan'da nasıl tarifler kullanıyorum? Kesinlikle ısıtılabilir olması gerekiyor. Çünkü malum oruç tuttuğumuz süre uzun. O sebeple iyiyken, daha oruç vurmamışken her şeyi masam dahil hazırlarım. Bu da ısıtılabilir bir tarif. O sebeple tencereme alacağım ve kapağını kapatacağım. Size şöyle kıvamını da göstereyim. Çok katı değil, çok cıvık da değil ve hafif taneli. Bu şekilde yaparsanız muazzam oluyor. Bunu dikkatli bir şekilde tencereme aktarıyorum. Isıtırken de kısık ateşte ısıtmayı unutmayın. Bütün malzemeyi aldım, kapağı kapatıyorum ve servise kadar beni burada bekleyecek. Şimdi sıra geldi kıymamı nasıl hazırlayacağıma. Etlerimi kesinlikle lezzetlendirip o şekilde kıyma yapacağım. Önce doğranmış etlerimi alıyorum. Size söylemiştim buzlukta biraz kuzu etim var diye. Bunu aldım. Tepsim yanımda dursun. Bunu da böyle alalım. Şimdi bunları da aynı şekilde doğrayacağım. Etlerimi irili ufaklı doğradım. Sıra sarımsaklara geldi.
Sarımsakları bütün olarak kıyma makinesinden geçirmeyin. Önce mutlaka dövün. Bu tarif bol sarımsak sever. Burada böyle 6-7 diş sarımsağım var. Üstüne de 2 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve dikkatli bir şekilde dövüyorum. Etlerimi hemen yakınıma alıyorum. Eldivenim olduğu için rahatlıkla bu şekilde hareket edebiliyorum. Bütün sarımsağı etlerin ortasına aldım. Sarımsaklara yeteri kadar tuz ilave etmiştim. O sebeple şu an bakacağım şöyle bir durumuna. İlk olarak yeni baharım. Kırmızı toz biberim. Karabiberim. Baharatları bol miktarda kullanıyorum. Ve kimyon. Kimyonsuz asla olmaz. Güzelce bütün malzemeyi etimle harmanlıyorum. Artık etlerim kıyma makinesiyle buluşabilir. Etlerimden çok lezzetli kıyma elde etmeden önce istediğim kalınlıktaki diş aparatını seçtim. Kıyma makinesi kullanırken arzu ettiğiniz parçaları yerine yerleştirdikten sonra fişe takmayı unutmayın. Makineyi kullanırken de mutlaka bununla kullanın. Hiçbir şekilde elinizi içine sokmayın. Aksi takdirde çok tehlikeli olur. Dediğim gibi burada mesela daha incesi, daha kalını vardı. Ben orta kalınlıktaki dişi tercih ettim. Şimdi peki nasıl ilerleyeceğiz? Etlerim burada aynı. Çok fazla bulaşık çıkartmayacağım. Tepsimi ikiye böldüm. İlk olarak etlerimi ilk aşamada yerleştiriyorum. Ben hatta biraz da genelde buraya alırım ki ittirmesi kolay olur. Artık düğmeye basabilirim. Kapatma düğmesine basmadan yani makinamla elektrik bağlantısını kesmeden içine elimi sokmuyorum. Hiçbir yerine dokunmuyorum. Her zaman ne diyoruz mutfakta? Önce güvenlik. Şimdi kalan bütün kıyma parçalarını alıyorum ve çok lezzetli tam istediğim şekilde kıymalarım hazır. Artık kıymalarımı pişirebilirim. Çok lezzetli kıymam hazır. Hiçbir baharat eklemiyorum çünkü hepsi içinde. Döküm tavamda ısındı. Sadece biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Ve patatesten ayırdığım burada tereyağım vardı. Hemen onu alıyorum. Bir yandan çorbamı da koydum ısınsın. Çünkü yavaş yavaş artık servise başlamak istiyorum. Kıymalarımı tavamın içine alıyorum. Güzelce karıştıracağım. Kıyma kavururken de hep söylediğim bir püf noktası var. Kolay ayrılması, tane tane olması için içine çok az su ilave ediyorum. Kıymam olmak üzere. Ne demiştik? Patlıcanla gülşahın arası açık. O sebeple patates nazik. Güzelce ısıttık. Bakın kıvam aynen böyle olacak. Tabağımın tam ortasına yerleştiriyorum. Şimdi sırada bu çok lezzetli kıymamdan var. Bol miktarda patateslerin üzerine dökeceğim. Bu tarif bir o kadar da ekonomik oluyor. Bunu arzu ediyorsanız serviste üzerine şöyle bir kaşık yoğurt koyup maydanozla servis edebilirsiniz. Veya yoğurt koymayıp maydanozla koymayabilirsiniz. Seçimi size bırakıyorum. Ama ben eğer ana yemeği bu şekilde servis edeceksem yoğurdu üstünde değil de yanında veriyorum. Artan ziyan olmasın. O sebeple bol miktarda maydanozumu da ekledim. Ana yemeğim hazır.